Rifat'taki gösterilerde vatandaşlar terör örgütü YPG-PKK karşıtı sloganlar attı ve Zeytindal Harekatı'nın kasabaya genişletilmesi için çağrıda bulundu. Ey Türk milletinin cesur Mehmetçikleri, selam olsun sizlere. Sizler korku nedir bilmezsiniz. Aç kalsanız ekmek, susuz kalsanız su istemezsiniz. Toprağından yatak, taşından yastık yaparsınız. Kimseye minnet etmezsiniz canım Mehmetçiklerim. Bulutlar gölgeniz olsun, kalbiniz nurla dolsun. Melekler şahidiniz olsun canım Mehmetçiklerim. Nice dağlar aştınız, Afron'a ulaştınız, ay yıldızlı bayrağı, cephe cephe astınız. Bir asker gördüm, gözleri çakmak çakmak yanıyor. Kipriği ok olmuş, kolları hançer olmuş. Düşmanını eze eze geçiyor canım Mehmetçik. Dalga dalga esen, ay yıldızlı bayrağıma selam olsun. Bu vatan için canlarını veren şehitlerimize de selam olsun, mekanları cennet olsun. Mehmetçiklere yazdım, Türk milletine yazdım, hepinize yazdım. Mehmetçiklere canım isteseler canımı veririm. Türk milleti için, Türkiye için, vatan için, millet için, Türkiye Cumhuriyeti için, bütün ne olursa olsun onlara canlarımı feda ederim ben. Onların gece gündüz durmadan ben onlara dua ediyorum, ciddi diyorum. O kadar içimden geliyor. Bazen doluyor, ağlayarak izliyorum. Uyumuyorum, uyku yok bende. İstiyorum ki onlara destek olayım, gideyim, yardımcı olayım, beraber savaşayım, bayrağımı boğazıma takayım, elime silah alayım. Mehmetçiklere bol selam söylüyorum. Onların gözlerinden öpüyorum. Gece gündüz onlara dualar ediyorum. Allah'ın izniyle inşallah, aynı şiirimde yazdığım gibi, nöbet 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 gidecek, bütün bize olan, Türk milletine ait olan topraklarımıza sahip çıkacaklar. Allah'ın izniyle. Güçlüdür çünkü, korkmaz ki Türk milleti. Türk'ün askeri zaten cesur olur. Türk milleti birlik beraberliği yaşadığı sürece Türkiye'nin toprağına hiç kimse gücü yetip de bir avuç toprağımızı alamazlar. Alamazlar, vermeyiz çünkü. Ben vermem her şeyden önce. Bağrımı veririm o toprak için. Ne bayrağımı, ne toprağımı, ne milletimi onlara esir ettiremem. Adım adım gidiyorlar zaten, az kaldı. Oraya dolaşacaklar, onlar toprağa gömülecek, Amerika'da gömülecek, Fransa'da gömülecek. O köpekleri bağladım havalanlarında, o insanların valizlerini, bacaklarını köpeklere yediriyorlar açıktan. Ben izledim ya, hiç utanmıyorlar. Gece gündüz ağlayarak ben şiirler yazmak istiyorum içimden geldiği kadar. Ne söyleyeyim ben onlara? Benim askerlerim orada savaşırken, az susuz, o güçle, o kuvvetle onlar savaşırken ben burada nasıl uyurum, nasıl yatarım? Bir insan olarak ben onların babaannesiyim, neneleriyim, hepinizin. Allah'ın izniyle o güçle, o Türkiye'mizi inşallah başarıyla dönecekler. Bayrağımızı, ay yıldızlı bayrağımızı Türkiye'mize her yere, cepheler asacağız inşallah. İnşallah. Amerika'ya sesleniyorum. Amerika, ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Çık erkeksen, kendi şerefinle, namusunla hiçbir vatandaşın evladını terör diye götürüp orada öldürtmeye hakkın yok. Erkeksen çık Türk milletinin karşısına, al evlatlarını, al kendi milletini, takır takır gel. Erkeksen hadi gel karşımıza. Gelsin, gelemez çünkü gücü yok. Ancak silahına güveniyor. Utanmadım o kamyonlarla, şeylerle, tırlarla bunları Türk milletinin içine gönderip de yalan konuşmaya. Cumhurbaşkanına da yalan söylüyor. Söylüyor ya, biz beraberlik, işte beraber savaşacağız. Yalan, hepsi yalan. Ne istiyorlar bu Türk milletinden? O Amerika ne istiyor? Cahil adam. Hiçbir şeysi yok onun. O korkak. O bütün Hollanda olsun, Fransa olsun, hele şey Avrupa ülkeleri ne istiyor bizim insanlarımızdan? Türk milleti cesurdur. Korkmaz, yılmaz. 13 yaşında da gitse, savaşa gitse zaferle çıkar onun içerisinde. Türk milleti güçlüdür, kuvvetlidir, cesurdur.
Selam olsun. Vatan için savaşan Mehmetçiklere selam olsun. Gururla onları izliyorum. Şerefimle izliyorum. Türk milleti güçlüdür. Hiç kimse onları yenemez.